Ufuklarda şafak emareleri türlenmeye başlayınca, bir gün önce Arafat'ta yaşanan ses, soluk, his, heyecan katlanarak bütünüyle Müzdelife'ye akar. Akar ve tan yeri bir sürü his, bir sürü iniltiye karışarak ağrır. Namaz dışı Hakk'a yönelişler, namaz içi teveccühler ve namazın içine akıp kunutlaşan dualar, her biri Hakk'a yakınlığın ayrı bir buğda olarak, keyfiyetler üstü bir derinlikte eda edilirler. Kur'an bu kutlu mekanı, Müzdelife ve Meş'ar-ı Haram'ı şöyle anlatır. Arafat'ta vakfeden ayrılıp, sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde, Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce hidayet ettiyse, siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce, siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz. İşte bu mekan bir zikir mekanı. Zaman bir yöneliş zamanıdır. Hakk'a yaklaşma, artık onun yakınlığını duyma ve bu yakınlığa doyma zamanıdır. Necati Hocam, şimdi sizinle beraber Müzdelife'de bulunuyoruz. Evet. Az önce Kabe'yi de gördük. Müzdelife'de bizler hac mevsiminde, insanların Zilhicce'nin 8. günü, Peygamber Efendimiz'in hacı o şekilde çünkü, işte Mina'ya geldiklerini, 5 vakit namazlarını oraya kıldıklarını, Zilhicce'nin 9. günü yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önce, son Arife günü dediğimiz dönemde Arafat'a gittiklerini, Nemire'yi ve Arafat'ta vakfeye durduklarını biliyoruz. Ve Arafat'tan da o son Arife günü akşama doğru Müzdelife'ye geldiklerini biliyoruz. Güneş battıktan sonra akşamleyin. Evet. Oradan ayet-i kerimede geçtiği gibi, yani Arafat'tan ayrıldığınız zaman Müzdelife'de, Meş'ar-ül Haram'da Allah'ı babalarınızı, annelerinizi zikrettiğiniz gibi zikredin ve Allah size böyle ihsanlarda bulunduğunu hatırlayın diye. Eskiden Kureyşler burada annelerin babalarının büyüklüklerinden bahsederlermiş. O şekilde övünürlermiş. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. Allah-u Teala onu hatırlatarak, yani o şekilde yine Allah'ı anın ve Allah'ı zikredin manası vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dağın üzerinde, eskiden ateş yanıyordu cahiliyede de ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman devrine kadar da yandığına dair rivayetler vardır. Ve burası hem aydınlatılmak için hem de Peygamber eğer kışsa, hava soğuksa ısıtmak içindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buranın dibinde bir çadır kurarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mescidin bulunduğu yerde akşam ve yatsı namazını kıldırır cemi tehir olarak. Daha sonra da sabahleyin burada, sabaha kadar burada istirahat eder, sabahleyin burada vakfesini yapar ve buradan Müzdelife'ye, Mina'ya hareket ederler. Ebu Kuzah dediğimiz Kuzah Dağı. Burası, Ebu Kuzah değil de Kuzah Dağı. Kuzah Dağı dediğimiz yer burası. Müzdelife vakfesini burada yapıyor. Burada yapıyor. Hocam şimdi Arafat'ta vakfeye durmak farz. Müzdelife'ye de Efendimiz vakfeye durmuş. Evet, buradan vakfe, her yani Arafat için de vakfe vardır. Müzdelife için de vakfe vardır. Yani burada biz kendimizi Allah'ın huzurunda hissediyoruz. Evet, vakfe zaten yani huzurda durmaktır ve Allah'ın rahmetini talep etmektir. Evet. İhsanı talep etmektir. Efendimiz o gece yani son Arife günü gecesi burada Müzdelife vakfesini yapmışlar. Akşamla yatsı namazında yatsı namazının vaktinde hemen arkamızda bulunan Meş'ar-ül Haram mescidinde Cem-i Tahir'le kılmışlar değil mi hocam? Evet, Cem-i Tahir'le kılmışlar. Cem-i Tahir'le kılmışlar. Eski Osmanlı fotoğraflarında biz bu mescidin eski halini görüyoruz galiba hocam. Abdülmecid son olarak Osmanlı Sultan Abdülmecid yaptırmıştır. Fakat daha sonradan o kapasite küçük geldiğinden dolayı Suud Devleti tarafından büyütülmüştür. İki minareli olmak üzere bu mevkide bulunuyor. Evet, buraya da şimdi Meş'ar-ül Haram Mescidi denmektedir. Müzdelife hudutlarının hepsi meş'ardır. Yani vakfe yapılacak, durulacak yerdir. Çünkü şu an 2-3 milyon hacının yani bu kadar yere sığması mümkün değildir. Ama sınırların içerisinde kaldığı müddetçe ayrıca buradan hacılar bildiğiniz gibi şeytan taşlamak için taş da toplarlar. Ve o taşları buradan güneş doğduktan sonra yani bizim mezhebe göre, Hanefilere göre güneş doğmaya yakın buradan Mina'ya doğru hareket edilir. Ve o şekilde bayram başlamış olur ve Mina'da önce büyük şeytan taşlanır, sonra kurban kesilir, daha sonra tıraş olunur, tavaf ve say yapılarak ihramdan çıkılır. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Estağfurullah. Evet, rükûa nispetle secde seviyesinde Allah'a yakın olmanın ünvanıdır Müzdelife. Tamamlanmaya yüz tutmuş mehtabın, dağ, dere, vadi, yamaç, her yanı aydınlatan ışıklarla cilveleştiği bir mübarek mekandır Müzdelife.
göklerin yere indiği, arzın semavileştiği, Hakk'a ulaştıran ayrı bir rıhtımdır Müzdelife. Başların secdeye varmışlığı ölçüsünde insanları Allah'a yaklaştırır Müzdelife. Bunun için bizden bir başka feryad-ı figan, bir başka ahuzar ister Müzdelife. Onun için sonsuza, ebediyete ve Allah'a yürüdüğümüz gibi yürürüz, yürümeliyiz Müzdelife'ye. Kâbe'den beri değişmeyen halleriyle, Allah'a yönelmiş yalvaran sadık kulların seslerini ruhlarımızda, gözlerimizde ve gönüllerimizde duyarak, ötelerde dolaşıyor gibi uhrevileşmeliyiz Müzdelife'de. Meleklerle ve melekutla hemhal olup semavileşmeli ve kendimizi bütün bütün rahmetin enginliklerine salmalıyız Müzdelife'de.